özel çaba sarf edildiğini söyleyebilirim yani. Gerçekten bu kadar zengin bir mitolojinin sakatlanması için çok özel çaba sarf edilmiş. Çizerlerin ileride bu mesleği yapacaklarına dair olağan dışı bir yetenekleri olduğunu fark etmeleri 6 yaşından sonraki süreçte başlıyor. Zaten hatırlayabildiğiniz anlar da o dönemden olduğu için. Diğer çocuklar resim yapmayı bırakıyor. Yalnız kalıp hani kendi sıkıntılarının üstesinden gelmeye çalıştıkları zamanlarda. Ne yapıyorlar mesela? Saklambaç oynuyorlar, oyuncak oynuyorlar falan. Ben resim yapmaya devam ediyordum. Ya düşünsenize, her moraliniz bozulduğunda, sıkıldığınızda gidip bir köşede resim yapıyorsunuz ama bunu neden yaptığınızı bilmiyorsunuz aslında. Ya bilinçli olarak bunun üstüne düşünmemişsiniz hiç. Ve trajik bir biçimde, belki de ironik diyeyim, bunun üstüne ilk düşündüğünüz zaman, yani ben neden resim yapıyorum, bununla ilişkili bir şeyim var diye azarlandığınız zaman aslında okulda. Yani sizi kaldırıp bir yerde ceza veriyorlar, tek ayak üstünde bekliyorsunuz. Disipline gidiyorsunuz, ailenizi çağırıyorlar. Sende bir sorun var, niye diğer çocuklar gibi matematikten hoşlanmıyorsun, geometriden falan. Gidip bir köşede çizim yapıyorsun. Artık liseye geldiğimde intihara eşiğine geldiğimi söyleyebilirim yani. Bizim eğitim sistemimiz rezalet çünkü bu konuda. Türkiye'de eğer eğitim alan bir çocuksanız, genelin yaptığı herhangi bir şey yapmıyorsanız bu sizde patolojik bir problem olduğu yönünde bir düşünceler oluyor. Psikolojik danışmanlığa gönderin, bu çocuk yardım alsın, bu çocukta disleksi var falan demeye başlıyorlar. Bir de bu disleksiyi öğrenmişler son dönemde. Artık hani herhangi bir şey farklı söylerseniz disleksi var bunda diye yapıştırıyorlar. Lise 2'de galiba değişti mevzu. Lise 2'de çünkü sağ olsun resim öğretmenim sayesinde şöyle bir şeyden haberdar oldum. İnsanların çizim yaparak meslek sahibi olabilecekleri bir alan varmış. Bana hiç söylememişti bugüne kadar. Hocalar beni sınıfta ayağa kaldırıp diğer öğrencilerin ortasını aşağılıyorlardı falan. Sizin gibi heriflerden bir şey olmaz. Millet doktor, mühendis olacak, siz ne yapacaksınız falan. Ya bu konuda çok talihsiz bir coğrafyada olduğumuzu söyleyebilirim yani. Sanatla uğraşmak için. Herhalde benim çizgi romana iten en büyük şey Asterix ve Conan oldu. Asterix mesela şey açısından da çok inanılmaz bir şey ya. Karikatürize ederek tüm bir Avrupa uygarlığını size verebiliyor. Conan'da da bilim kurgunun konseptleriyle tarih konseptleri, daha sonrasında ortaya çıkacak mitolojik konseptler iç içe geçiyor. O da beni bayağı etkiledi. Babam da 7-8 dil bilen bir adam. Evimizde çok sağlam bir kaynak arşivi vardı aslında. Birkaç bin kitaplık bir kütüphane vardı. Elimi attığım yerde Hesiodos var, Homeros var, İlyada, Odisa falan. İlk antik Akdeniz uygarlıklarının mitolojileri konusunda çok çeşitli eser vardı zaten. Kitaplarla böyle oyuncak gibi oynayabildiğiniz bir atmosferdi. İlk orada başladı aslında. Sonra işte şey çeşitlendi giderek. İşte İskandinav mitolojisi, Mısır mitolojisi de okumaya başladım. Şey ilginç bir kırılma noktası benim için. Tüm bu altyapının üstüne Suat Yalaz'la karşılaşmam. Conan gibi bir çizgi roman ararken. Kenarda bir baktım, bayağı eski Türk tipi savaşçılar var. Bu neymiş ya falan diye. Bakarken hiç unutmuyorum yani. Arka arkaya 30 sayı falan vardı ve hepsini almıştım yani. O kadar etkilenmiştim ya. Ya yani birisi kalkmış, gerçekten Conan tipi bir bozkır macerası yapmış ve bunu eski Türkler üstüne yapmış ya. Olağanüstü bir şeydi ya. Ve hiçbir şey eskisi gibi olmadı yani o saatten sonra. İkinci en büyük etki de şeydir. Nazım Hikmet'in Kuvayi Milliye Destanı Nuri Kurtçebe doğrudan çizgi roman aktarmıştı ve olağanüstü bir şey. Yani Milli Kurtuluş Savaşı'nı o kadar etkili anlatan başka bir eser de ben görmedim. O kadar güçlü, o kadar vurucu, hiçbir şey olamaz yani. Liseye geldiğimde bilgisayar oyunları çok ciddi anlamda etki etti. Özellikle Age of Mythology ve Rome Total War serisi gibi. Zaten benim neslimdeki herkes bundan etkilenmişti. Çünkü Türk kimliğini eski Türk kültürüyle ilişkilenmek istiyorsunuz ama ortada bir araç yok. Popüler kültür endüstrimizde hiçbir şey yok bu konuda. Ama yabancıların yaptığı oyunlarda buna yönelik bir alan var. Age of Empires oynuyorsunuz, Hunlar var mesela. Hunlarla etkileşime geçebiliyorsunuz falan. Bu tip şeyler çok etkilemişti beni. Age of Mythology'de en önemli şey şuydu. 3 ayrı mitolojik panteon vardı. Mısır, Grek ve İskandinav. Ve bunların yan yana var olabilmesi. Birbirleriyle karşılıklı olarak bunları değerlendirebilme biraz ufkumu açtı yani o konuda ciddi anlamda. Sonradan zaten karşılaştırmalı mitolojiye yöneldim. Şöyle bir aşağılık kompleksi hissettim bir anda. Ya milletin ne kadar iyi döküman altına alınmış mitolojileri var, bizim niye böyle bir şey yok falan. Bir garipsedim yani, ilk defa böyle bir bilinç sıçraması yaşadım o dönemde. Sonra baktım doğru dürüst hiçbir kaynak yok tabii, resmen yabana atılmış. O dönemki aklımda bile burada bir sorun olduğunun farkındaydım yani. Daha sonrasında üniversite boyunca bu şeyi içime attım aslında. Yani yeni nesil araştırmacılar ortaya çıkmadıkça bu eski hastalıklar devam edecek ve bu mitolojiyi böyle kötü halde bırakacaklar diye düşünüyordum. Fakat çeviri çalışmaları giderek ilerledi. Uno Harva gibi, Radloff gibi, Potapov gibi çalışmacıların kendi eserleri yayınlandı Türkçe'de. Onları bu sefer okunca yeniden bir bilinç sıçraması yaşadım. Çünkü orada şeyi görüyorsunuz. Bizden saklanan birinci eserler aslında Türk mitolojisi için çok derin kaynaklar. Sadece Uno Harva'da bile bildiğinizi sandığınız Türk mitolojisinin 8-10 katını bulabiliyorsunuz. Tanrılar, kahramanlar, iyeler, ata ruhları. Zenginlik bakımından bir Yunan mitolojisi, bir Japon mitolojisi kadar net kayıt altına alınmasa bile kesinlikle Slav mitolojisiyle falan yarışabilecek durumda. Bugüne kadar Türk mitolojisine yatırım yapılsaydı kesinlikle Slav mitolojisi yarışabilirdi. Bu kötü bir haber ama böyle. Ve hayal kırıklığını atlatıyorsunuz bir anda. Bizim mitolojimiz varmış gerçekten yani.
aslında milletin söylediği gibi Türk mitolojisi var arkadaş falan diyorlardı yani bundan daha 5 yıl önce. Şu an orada değiliz mesela. Orayı geride bırakmış olmamız çok mutluluk verici. Daha sonrasında işte zaten karşılaştırmalı mitoloji çalışmalarını okuyordum. Çin mitolojisi, İran mitolojisi, Slav mitolojisi, özellikle Budizm ve Hinduizm gibi. Yani Türk mitolojisine çok ciddi tesirler bırakmış olan diğer kültürel kanalları da okumaya başladım. Bunların hepsini birden görünce başka sonuçlara varıyorsunuz tabii. Sonuç olarak da bu alanda artık bir şeyler yapmaya ikna ettim kendimi. Çünkü Türkiye'de şöyle bir şey var. Eğer yetenekli bir insansanız, elinizden bir iş geliyorsa, hangi sektörde olursanız olun yani. Özellikle kültür endüstrisinde. Aklınıza iyi bir proje geldiyse onu yapın. Çünkü siz yapmazsanız kimse yapmıyor. Yani 60 sene oturup bir atlas yapmak kimsenin aklına gelmemiş. Yani bunu yapayım bari dedim. Ve kendimi artık ona adadım tamamen. Bundan sonraki hayatım boyunca da bir aksilik olmazsa büyük oranda Türk mitolojisiyle uğraşacağım. Bu alan akademiye kapatılmış bir alan. Türk mitolojisi üstünde müthiş bir karartma uygulanıyor. Bugün bile devam ediyor bu. Yani toplum bunu öğrenmesin, bunu bilmesin. Eğer Türk mitolojisi bilinirse, işte eski toplum kendi atalarının dinine sempati duymaya başlarsa, biz bunları ciddi anlamda siyasi bir yerlere yönlendiremeyiz. Bizim belirlediğimiz kültürel kodlardan çıkarlar ve bizden hesap sorarlar gibi bir kaygı var. Kaynak olarak da bu yüzden kapatıyorlar önünü. Yani resmi eğitimin dışına çıkartıyorlar. Akademik alanda bunun hakkında doğru dürüst araştırma yapmanıza izin vermiyorlar. Mesela tez danışmanınız onu yapma şunu yap diyor size direkt. Ne diyebilirsiniz ki yani genç bir araştırmacıysanız hayır ben illa bunu yapacağım deyip çıkacak mısınız tez programından yani böyle bir şansınız yok. Genç araştırmacılar var şu an. Aslında büyük oranda güvenilir kaynakları onlardan öğreniyoruz. Eski hastalıklardan muzdarip olmadıkları için, daha meraklı tipler oldukları için, her şeyden önce dil bildikleri için yeni kaynaklar ortaya çıkarabildiler. Gerçekten alanlarında çok iyi yani. Ama şöyle bir sorun oluyor dediğim gibi. Türk mitolojisi alanında çalışıyorsanız büyük oranda Rusça kaynaklar aslında ön planda. Şimdi Rusça bilmezseniz doğrudan onları öğrenme şansınız yok tabii. Ya onların İngilizce'ye çevrildiği başka bir yerden takip edeceksiniz. Ya da dediğim gibi Türkiye'deki kaynaklarla yetineceksiniz ki bu da çok vasat bir noktaya götürüyor insanı. Çünkü Türkiye'deki kaynakça dediğiniz şey 1950'de dondurulmuş. 50'den sonra neredeyse üstüne hiçbir şey konulmamış, bir iki isim hariç. Onun dışında yeni bir şey söyleyen kimse yok. Dönüp dönüp ilk kaynakları tekrar edip durmakla yetinen, meraksız, ilgisiz, sadece hani tez yazmış olmak için tez yazan bir ekip var ve bunlar Türk mitolojisine müthiş zarar veriyorlar. Eski Türklerin yazdığı kaynakları çarpıtmaktan çekinmiyorlar. İşte ne bileyim çok tanrıcı bir niteliği var eski Türk dininin. Onu zorla tek tanrıcı yapmaya çalışıyor falan. Arapların diniyle uyumlu hale getirmeye çalışıyor çoğu zaman. Veya başka Yahudi geleneğiyle uyumlu hale getirmeye çalışıyor. Ama şey ironik tabii. Türk mitolojisi gibi bir şey yapıyorsunuz. Kaynakların çoğunluğu yabancı. Bu bile bence utanç verici bir durum yani. Aslında bu tutku projesi olduğu için aşırı rasyonel düşünmüyorsunuz. Çünkü çok rasyonel düşünürseniz bu işi yapmazsınız. Bir anda size doğrudan para ve itibar getirmeyecek bir şey görüyorsunuz. Tamamen kendi derdinizin, davanızın olması lazım. Ben öyle bir adamım. Bütün idealist projeler olan insanlar da öyle de zaten. O insanlara sadece abi işte bu iş para getirmeyecek mi diyerek yolundan döndürmek çok mantıklı değil. Çünkü mantıklı düşünmüyoruz aslında ekonomik bakımdan. Ben de şöyle oldu. Dediğim gibi o yaşadığım ezilme hissiyatı buna sebep oldu. Yani Türk mitolojisinin deli gibi aşağılanıyor olması, karartılıyor olması, Türklerin kendisine dair kültürel miraslarının farkında olmaması ve diğer toplumlara deli gibi özenmeleri ki böyle bir şey özentiliği de gerek yok aslında. Kendi kültürümüz ciddi anlamda güçlü. Sadece oturup bunun incelenmesi gerekiyor. Fakat bekleye bekleye bunun olmayacağını fark ettim. O bende büyük bir motivasyona sebep oldu sanırım. Yani en büyük motivasyon aslında irrasyonel. Ve gücenmişlikle alakalı. Yani ben bunu kaldıramadım. Benim içinde bulunduğum bir toplumun bu kadar aşağılık kompleksi olmaması gerekiyor diye düşündüm. Hiç olmazsa. Eminim ben gibi hisseden bir sürü insan vardır. Zaten o yüzden bugün de böyle şeyler yapıyorlar. Dediğim gibi diğer işte halk bilimci arkadaşlarımızla, Türkologlarla konuştuğum zaman onlar da aynı sebepten girmişler. Çünkü bir mevcut durumdan memnun olmama hali sizi buraya itiyor zaten. Atlas için de bende şöyle oldu. İlk başta oturup şeyi inceledim ben. Bunun başarılı olduğu ülkelerde mitoloji nasıl genele yayılmış, popüler hale getirilmiş? En önemli olan şey bu. Nasıl yapılmış? Şöyle, 1850'den itibaren başlıyor. İngiltere'de Arthur Rackham gibi bazı ressamlar Anglo-Sakson masallarını resmetmeye başlıyorlar. Almanya'da Richard Wagner aynı şekilde operalar ortaya koymaya başlıyor. Japonya'ya gidiyorsunuz, Japonların Türk mitolojisindeki iyelere yakın olan bir varlık grubu var. Yokai'ler diye geçiyor. Anime manga izleyen kesimler bilir zaten yokai'leri. Hepsi onun üstüne kurulmuştur mesela. Pokemon falan. Aslında yokai'ler üstüne kurulu bir şeydir. Toriyama Sekiyen diye bir rahip var. Oturup yokai'lerin hepsini resmetmiş. Ve bunu o kadar başarılı yapmış ki 300 yıl sonra normalde yokai'ler görünmez varlıklarken hakkında hiç bilgi yokken 300 yıl sonra Japon toplumu Toriyama Sekiyen nasıl resmettiyse öyle biliyor yokai'leri. Bugün bile aynı. Oradan şunu fark ettim yani bir eser yayınlıyorsunuz yüzyıllar içerisinde o eser toplumun düşünce tarzını değiştiriyor. Kendi mitolojilerine yönelik.
Ve bir anda kitlelere yayılıyor. Kitleler bunu sanki başından beri bildikleri bir şeymiş gibi, çok emin oldukları bir konseptmiş gibi algılamaya başlıyorlar. Benim en çok motive eden oydu bu konuda. Atlaslar burada belirleyici olan şey. Avrupa'da mesela 19. yüzyılda Yunan mitolojisiyle ilgili atlaslar çıkmış. Atlas derken şunu kastediyorum. İçerisinde belli görseller, illüstrasyonlar alan masal kitapları aslında bunlar. Bu müthiş bir etki yapıyor yani. Alman masalları da böyle yapılmış, Rus masalları da böyle yapılmış. Türklerin yok. Türklerde bu eksiklik bana kalırsa zaten mitolojinin halka inmesinin en büyük engelleyen şey. Bir de Meşrutiyet döneminde ve öncesinde Türkiye'de fantastik edebiyat çeşitli alanlarda gelişmediği için, yani her defasında şöyle geldikleri için aydınların önüne, bunlar koca karı masalı kardeşim, biz halkı bunlarla mı aydınlatacağız, oturalım ciddi ciddi bir şeyler yapalım dedikleri için aslında bu mitoloji çalışmalarını ve edebiyatı arka plana atmış olmuşlar. O yüzden gelişmemiş bu. Yani bunların tamamını inceledim. Ondan sonra oturup başladım Atlas'ı yazmaya. Ama tabii bizdeki sorun katmerli olduğu için, yani sadece Atlas'ın yapılmasının eksik bırakılması gibi bir sorunumuz yok. Kaynakların çarpıtılması gibi bir sorunumuz da var bizim. Yani güya halka bilgi sunması gereken insanlar bir numaralı kaynak çarpıtıcısı durumunda Türkiye'de. Öyle olunca oturup bir de o çarpıtmalarla uğraşmak gerekiyor. Önce çizimleri bitirdim kısaca. Eskizleri attım. Sonra bir 5 ay falan yine çinisini yaptım bunu. Sonrasında yine bir 3-4 ayda renklendirme kısmıyla uğraştım. Neredeyse 1 yıla yayılan, 1,5 yıla yayılan bir proje bu. Gün içerisine kalkıp mesela 4 saat eskiz yapıyorum, 3 saat çini yapıyorum, 2 saat renklendirme yapıyorum, gün bitiyor zaten. Yani neredeyse 10 saat bunun başında oturuyor oluyorsunuz. Bazı günler işte okumaya ağırlık vermem gerektiği günler yine sabahtan akşama kadar okuyup ertesi gün tekrar çizim yapıyordum. Daha sonrasında da çizimler tamamen bitince oturup o güne kadar çıkardığım notları derledim. Sıfırdan makale haline getirdim onları. Sonra da yine eşim dostum olan akademisyenlerle iletişim halinde yanlışlarını, hatalarını, eksiklerini düzelttik. Son halini aldım metin bu şekilde. Her şeyden önce beklentim şu toplumun, yani kendi toplumumun bunu öğrenmesi, Türk mitolojisi hakkında herhangi bir kafa karışıklığı kalmaması. Ki Atlas'ın amacını şöyle ifade etmiştim ben. Bunu okuyan herkesin zihninde Türk mitolojisini 3 boyutlu olarak şekillendirmek, kişiye göre değişmeyen imgeler yaratmak, motifler yaratmak, tekleştirmek yani. Hem motifleri tekleştirmek hem anlatıyı tüm Türklerin öğrenmiş olması. Ki bence şöyle bir durum var, çünkü ulusal bilinç dediğiniz şey kendi kültürel köklerinizle beraber oluşuyor. Eğer sizin kökleriniz koparıldıysa siz sürekli savrulup duruyorsunuz güncel konjonktür içerisinde. Sürekli başka toplumlara benzemeye çalışıyorsunuz falan. Bunu tabii tamamen düşman değilim ama kültürel köklenme açısından mitolojinin kesinlikle bilinmesi gerekiyor. Bugün bakıldığı zaman bu anlamda başarılı toplumlar, Japonya gibi, zaten daha anaokulundan itibaren mitoloji eğitimi alıyorlar. Ben öyle bir atlas ortaya çıkarmaya çalıştım ki neredeyse bunu okuyan kişi anaokulundan beri bunun eğitimini almış gibi olsun. Kafasına hiçbir eksik kalmasın bununla ilgili. Kendi kimliği tam olarak bütünleşsin. Hani eski Türk kültürünü yeni Türk kültürüyle beraber ele alsın. Ve hani Türk tarihini doğrusal bir çizgi olarak canlandırabilsin zihninde. Benim amacım bu aslında. Bunun ötesinde hamasi bir şey yapmıyorum elbette ben. Yani kitabın içerisinde en ufak bir hamaset kırıntısı yok. Çünkü mitolojiler ortak zenginliğimiz olduğu için her toplum kendi komşularından besleniyor bu anlamda. Türkler de farklı değil. O kitabı okuyan insan aslında bütün dünya mitolojileri hakkında genel bir fikir edinmiş oluyor. Dolayısıyla şeyi de istiyorum. Diğer mitolojilere merak duysunlar. Kendilerini kapatmasınlar. Farklı dillerde okuma yapsınlar. Cermen mitolojisi okusun, onu okuyan kişi. Merak sarsın, Rus mitolojisi okusun. Ya bu alanda geniş bir ufuk açıcı bir şey olmasına daha çok önem veriyorum ben. Beklentim o yönde ve bence olacak, çünkü ya daha çıkmadan çok ciddi miktarda insanlar bana yazıyorlar. Ne zaman çıkacak, ne zaman yayınlanacak, iyi ki böyle bir şey yaptınız, sizi çok seviyoruz falan. Acayip memnun oluyorum tabii. Çünkü bu benim alışık olduğum bir şey değil. Hayatımız boyunca elimize vuruldu resmen ya bir şey yapmayalım diye. Böyle bir atmosferde insanlar gelip sizin değerli bir iş yaptığınızı size söyledikleri zaman bundan daha motive edici bir şey olmuyor zaten. O yüzden ben çok mutluyum. Yani hayatımın en mutlu döneminde olduğunu söyleyebilirim bu anlamda. Genel olarak tartışma tabii haklı olarak şöyle gidiyor. İşte şu şirkete gireceğim, bu kadar para kazanacağım. Bu şirkete gireceğim, şunu yapacağım. Bana geliyor mevzu. Sen ne yapıyorsun, nasıl bir şey kazanacaksın falan. Yani bir şey kazanacağım yok. Ben toplumun hafızasını onarmaya çalışıyorum burada demiştim. O mesela kendi açımdan da çok belirleyici bir şey oldu. Ya ben aslında ekonomik alanın dışında bir şey yapıyorum gibi bir hissiyat oluşmuştu. O beni ayrıca motive etti. İlk başta bir garip geliyor çünkü. Yani bu gerçeklikten kopuk bir şey yaptığınızı fark ediyorsunuz ama daha geniş atmosferde baktığınız zaman siz gündeliğin dışına çıkıyorsunuz. Aslında neredeyse yüzlerce yıla yayılabilecek bir şey planlamış oluyorsunuz ve bu bile insana müthiş bir enerji veriyor.